Hocam kronik hastalıklarda tansiyon hastalığından az önce bahsettiniz. Tabii bize gelen sorular da var. Bu sorulardan biri de tansiyon hastalarının kullandığı ilaçlarda böbreklere bir zarar verir mi diye sorular geliyor. Peki gerçekten böbreklere zarar veriyor mu onun ilaçlar? Şimdi tansiyon hastalığının kendisi, şeker hastalığının kendisi, kronik hastalıkların birçoğu böbreğin kendisine zarar verir. Bu tür hastalarda ve bu hastalıklarda ilaç kullanmak hem böbreklerde gelişecek olumsuzlukları hem de hastalığın diğer organlarda oluşturacağı olumsuzlukları ortadan kaldırır. Yani bu tansiyon ilacı benim böbreğime zarar veriyor. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü burada ilacın sağlayacağı faydayla ilacın yaratacağı yan etkiler kıyaslanır. Yani ilacın faydalı etkisi 1000'se yan etkisi 1'dir. Zaten böbrek hastalıklarının bazıları direkt olarak tansiyonla kendini gösterirler. Yani böbrek yetmezlikleri böyledir, glomeruler nefrit dediğimiz böbrek iltihapları böyledir, bazı romatoid artrit ya da bağ dokusu hastalığı gibi kronik romatizmal hastalıklar hep böbrekleri etkilerler ve böbreklerde hasara neden olurlar. Eğer biz tansiyon ilacı verip o tansiyonu kontrol altına almazsak bu hasar daha hızlı ortaya çıkar ve kişinin yaşamını kısaltır ve hayatını, yaşamasını olumsuzlaştırır. Yani yaşam kalitesini düşürür. Bazı ilaçlar vardır. Böbrekte belli bir değer ortaya çıkınca onları vermekten kaçınırız. Ama yerine başka ilaçlar veririz. Böbrekten süzülmesi, sıkıntı yaratabilecek değere ulaşırsa, yani kişinin üre kreatinin gibi böbrek çalışmasını gösteren kan değerlerinde eğer bir yükselme varsa, mesela ACE inhibitörü dediğimiz ilaçlar var. Bunlar da genelde 2'ye kadar olursa kreatinin vermeye devam ediyoruz. Ama 2'nin üzerine çıkarsa o zaman bu tür ilaçları kullanmıyoruz. Ama onun yerine kullandığımız başka grup ilaçlar var. Onları mutlaka kullanıyoruz. Yani böbrek zarar gördü, bu zarar artar diye ilacı bırakmak hem böbreğe hem kendine daha çok zarar verir.